O maket bıçağı neden kalmış orada? Alalım. Umarım her şey güzel görünüyordur. Lan oğlum maket bir yeri mi kesecek şimdi? Çok da sıkıntılı bir yere koydum. Merhaba. Video çekebilmek için burada bir sürü değişiklik yapıyoruz. Orayı ayarla, burayı ayarla, bilmem ne yap falan. Üst komşu zaten yakın arkadaşlarım bilir. Hakikaten bunaltıyorlar insanı yani. Saat 11-12 gibi maalesef anca video çekebiliyoruz. Hani size daha önceden hep diyordum ya işte Red Dot kanalı gibi olduk diye, şu anda da tam bir Fener kanalı olma üzerine ilerliyoruz diyebilirim. Ama şu anda sizinle birlikte Inforce'un 800 lümenlik bir fenerini inceleyeceğiz. Hiç laf uzatmayalım, hemen kutu açılımına geçelim. Inforce VML-X tüfek feneri. 800 lümenlik beyaz aydınlatması olan, normal tüfek fenerlerinden biraz daha battal boya sahip olan bu feneri sizlerle birlikte şimdi açıp inceleyeceğim. Umarım içinden bozuk mozuk falan çıkmaz. Vay, her şeyde yazıyor. Bunun bayağı bir güvenlik şeyi var. Yani buralara bant falan koymuş, böyle açıp kapattım diye bir şey yok. Bunu açtıysanız açmışsınızdır. Başlayayım ben. Hadi bismillah. Böyle yaparsam elimi ayağımı keserim. Şöyle yapalım. Nasıl bir şey lan bu? Abi bunu baya sağlam yapıştırmışlar ya. Allah Allah. Bu ne abi, siz ne koydunuz buraya? Allah'ım, bildiğin çift taraflı bantla yapıştırmışlar buna. Ben bunu yırtmadan açarsam. Hele şükür. Muazzam derecede iyi bir yapıştırıcıya sahip. Bu kadar mı be? Abi çok az şey çıktı içinden ya. Yani feneri kutudan çıkarıyoruz ama hiç çıkarmayalım diye yapmışlar gibi. Son derece muazzam bir plastiğe dökülmüş. Bunu muhtemelen birçok şey için kullanıyorlar. Buralarda boşluklar var. Yani herhalde dönem dönem pil falan koyuyorlar içine. Bunu şimdi bir atayım ben. Kullanma kılavuzu. Özürlüysen böyle takarsın, değilsen böyle takarsın. Bu kullanma kılavuzu Inforce'un WMLVX veyahut da VMLX desek daha doğru olur. W'su daha doğru da. Biz ona alışamıyoruz abicim ya. Böyle kilitleniyor, böyle takılıyor. Bu hem ayrı hem de ayrı olmayan modelin ortak kullanma kılavuzu. Hani bir takım basit şeylerden bahsetmişler. Çok da öyle aman aman bir şeyler yok içinde. Çok basit anlatmışlar. Bunu da atalım. Kutuda bir takım ibareler var. Yani çok da bir şey yazmamışlar. Yani altak gibisinden bir şeyler yapmışlar. Tek yanarım, basarsan yanarım. Strobum var diyor. Midray falan falan falan. Bunu da şurada bir yere atalım. Inforce VMLX WML. Neydi lan bu modeli? Inforce VMLX Gen 2 modeli. Polimer bir yapıya sahip. 2 tane CR123 pil ile çalışıyor. Güzel yapmışlar ha. Valla. 800 lümenlik bir fener. Işık aydınlatması var. Tamam. 10.000 kandela mı öyle bir şey yapıyor. O hesabı ben bilmiyorum. O yüzden bana hiç sormayın. Takribi olarak da bu 800 lümen, ama şimdi bazen 600 lümen fenerler 300-400 metreye gösteriyor. Bazı işte 500 lümenler daha fazla, 400 metreye de gösterebiliyor. Bunun tabii içerisindeki mercek ve şu iç kısımdaki alüminyum parlak reflektif bölüm var ya, onunla da biraz alakası. Bu takribi 800 lümenle 200 metreleri falan aydınlatıyor. Onu söyleyeyim. Yani daha fazlasını da görebilirsin ama fabrika verileri bize 200 metre civarında olduğundan bahsediyor. Bu arada içinde pil olduğunu bilmiyordum. Sabahtan beri pil alıyorum. Vay! Abi bunu yapmayın bak. Enerjizer pil. Bayılırım. Beni bilenler bilir. Ben bayılırım. Orada da pillerimi hazırlamıştım. Hiç gerek yokmuş. Neyse, buna biraz sonra döneceğim. Şunu bir kilitleyeyim. Helal olsun adamlara. Bu biraz farklı kilitleniyor herhalde. Bakayım. Çat çat, tamam. Bunun 3 tane aydınlatma stili var. Şimdi bir tanesi şöyle bastım. Yanıyor. Sürekli yanıyor. Görüyor musun? Sana da tutayım. Biraz beynini oynatayım. Kamera inşallah beni netlemiştir. Kapattım. İki sefer basılı tuttum. Strobe. Yani flaşör diyelim. Devamlı böyle yakıp söndürüyor. Şimdi bu iki mod. Üçüncü mod ne? Şurada bir buton var. Bu butonu şayet ben geriye doğru çekersem o zaman ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bak, kitlemiyor. Tek sefer yanıyor. 800 lümen çakıyor. Böyle iki sefer bastım, üç sefer bastım falan yok. Eğer bu mandalı geriye doğru alırsanız, yani
kendinizden tarafa doğru çekerseniz bu sadece üzerine geldiğiniz zaman yakma işlemine yarar. Tabii diyelim sen bunu böyle yakarken unuttun, değil mi? O zaman ne yapıyorsun? Bak burada bir tane kilit var. Parmağını getirdiğin zaman basma diye. Yani çok mantıklı bir şey değil. Bunun altından kenarından harbiden basılmıyormuş. Bu bayağı mantıklı bir şeymiş. Bunu da şimdi keşfettik. Eğer şunu kaldırırsan butonu tam ortaya yerleştirmişler. Şuralardan basmak mümkün değil. Vay be, bunu bilmiyordum. Yani bu da yanlışlıkla basmanızı engelliyor. Diyelim ki arazide yürüyorsunuz. Normal modunu aldınız. Flaşör yakmanız da gerekebilir. Ya da bir sefer kitlemeniz de gerekebilir. Elinize konumladınız. Tüfekle gidiyorsunuz ama sessiz bir şekilde tak kapattınız. Bugün domuz avına gittik. Birkaç bir şey öğrendim de ondan dolayı söylüyorum. Yani. Ama yancıydım yani, avlamadım. Avcılık belgesine sahip değilim. Sadece arkadaşların yanında gezmiş oldum. Tabii ki gezmiş oldum. Bir hayvan falan vurmadım. Öyle bir şey yapmadık. Biz yasalara elimizden geldiği kadar riayet etmeye çalışıyoruz. Umarım riayet etme kelimesini doğru kullanmışımdır. Zıt anlamlı bir şey değildir. Bu kilit beklediğimden bayağı iyiymiş. Ben bayağı dandik bir şey zannediyordum. Buradan erişirim diye. Ha, erişebiliyormuşum ama yani çok zorlaman gerekiyor. Yoksa böyle elinin çarpması gibi bir şey mümkün değil. Buradaki mandal da son derece sessiz bir şekilde geçişler yapmanızı sağlıyor. Yani gece karanlığında ava gittin ya da bir operasyondasın. Bak böyle yavaşça kurabiliyorsun. Aldım böyle. Geçiş yapabiliyorsun. Sadece ufak bir yay sesi. Kilit bölümünü de yavaşça açabilirsin. Bir tık böyle bir sanki şey yapıyor. Aynen böyle bir çıtırtı var ama yavaşlıkla da geçiş yapılabiliyor. Şimdi bu cihazın 20 metreye kadar da tabii onun süresi tam belli değil. Su geçirmezliği var. Yani bu belli bir süre sonra ve sizin ne kadar sağa sola sıktığınızla alakalı. Çünkü şuralarda güzel bir biçimde hazırlanmış bakın O-ringler var. Tamam mı? Bu çok önemli. Bu O-ring nedense benim hayatım boyunca hep hoşuma giden bir şey olmuştur. Bu O-ring'in eskimesi durumunda da rahatlıkla bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Tabii bu Amerikalıların O-ring'leri bizim o sızdırmazlık malzemeleri satan, hani bu tarz kauçuk malzeme satan firmalarda çok daha farklı çeşitler var. Burada bir boşluk var ama daha kalın da alıp takılabilir. Bu size kalmış. Muhtemel süreyi de biraz daha uzatacaktır diye düşünüyorum. CR2032 iki tane pil var. Az önce heyecanımı söylemiştim. Pillerin çıkması çok ilginç çünkü görememiştim. Kutunun içerisine koyup göndermişler. Daha doğrusu bunun içerisine koyup göndermişler. Demek ki CR2032 pil kolay kolay akan bir pil değil. Çünkü bunlar kim bilir ne kadar rafta duruyor onu bilmiyorum. Gerçi Inforce'da çok hızlı bir şekilde satılan fener olduğu için çoğu zaman çünkü out of stock durumu var ve ben bu durumdan nefret ediyorum. Belki ondan dolayıdır ama çok ilginç bir şekilde bu fenerin içerisinde CR123 pillerle gelmesi gerçekten şaşırtıcı bir durum. Standart mi-spec 19-13 dikkatini raylara uyumlu. Bağlantı şeklini de şuradaki küçük vida sayesinde sıkarak yapıyoruz. Burası yaylı bir kısım. Şu vidayı diyelim elinizle gevşettiniz. Buradaki kısmı rahatlıkla oynatamazsınız. Tabii ki sıkı bir yay var ama şuradan hafifçe ne oynatmanız mümkün. Bunu da elinizle sıkmanız yeterli. Bir ufak belki pense ihtiyacınız olabilir ama pek zannetmiyorum. Bu Inforce'la alakalı benim bir uyuzluğum var. Yani Inforce çok hoş ürünler yapıyor. Tasarımları çok güzel falan. Böyle bir klasikleşemedi bu. Yani bunun daha böyle yeni jenerasyon tüfeklere karşı bir uyumu var. Böyle eski tip tüfeklerde falan bu ürünler olmuyor. Yani bir Insight arıyorsun ya da daha başka bir marka, bir Surefire ne bileyim falan. Inforce aslında bu Arisaka, işte Modlight, Cloud Defensive miydi? Öyle bir marka vardı. Cloud da olabilir. Bilmiyorum okunuşu tam olarak nasıl. Onların aslında jenerasyonun başlamadan önceki modeli. Yani yenilikçi tasarıma sahip olan bir model. Öyle söyleyeyim. Ama aşırı derecede kompakt bir ürün. Yani tek elle bunu direkt çevirip sökmeniz, rahatlıkla silah üzerine takmanız. Bir işleviniz var. Fener. Takacağım. Düğmeye basacağım. Çalışacağım. Bitti. İşte o bunun için. Yani böyle farklı kombinasyonlara falan gerek yok. Silahın rayına taktın. Parmağınla dokunuyorsun. Arkadan bir kablo çıkardım. Oradan ayrıyeten bir şey taktım falan yok. Yani bunlar aslında daha nasıl söyleyebiliriz? Daha kompakt ürünler mi diyelim? Ya ama tabii şey olarak değil. Fiziki olan tarafından değil. Fener boyları ortalama bu zaten. Yani yapısal olarak daha kullanıcıya kompakt bir deneyim sunuyor. Yani daha düşük, daha az şeyle işlevselliği yerine getiriyorsunuz. Onu belirteyim. Bunu eğer uzun süre kullanmayacaksanız sadece şu kafa kısmını birazcık çevirerek gevşetip çalışmasını engelleyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bu arada bu fenerle alakalı şöyle bir durum var. Bu feneri aydınlattıktan sonra şu elinizi getiriyorsunuz ya inanılmaz derecede bir sıcaklık veriyor. Yani inanamayacağınız derken bir fenere göre inanamayacağınız. Sigara yakamazsınız muhtemelen ama gerçekten iyi bir sıcaklık veriyor. Şu anda elimle hissedilebilir bir sıcaklık olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Black Mist filtrem var. Çok iyi bir görüntü yakaladığımı düşünüyorum. Nasıl fener? Nasıl gözüküyor?
Bu Inforce'un polimer yapısı sayesinde farklı iklim koşullarında sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. En azından Inforce firması bize onu söylüyor. Bu tasarım o kadar çok tutuldu ki bunun Çin'de çok aşırı derecede replikaları var. Bu ürün tabii ki orijinal bir ürün. Belki bir gün de böyle hani replika orijinal karşılaştırması yapabiliriz içeriklerimiz bittikten sonra. Inforce aslında bu basit yapısıyla benim de sözlerimi böyle bir noktada kilitliyor mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama bir çıkmaz sokağa götürüyor. Çok üstüne yorum yapamıyorum. Daha önce bir Inforce fener almıştık. Tabanca feneri bir ay gibi kısa bir sürede bozulmuştu ama muhtemelen çok uzun süre yandığı için olabilirdi. O Berkay'ın da hatta buradan sesimi duyuyorsa selam olsun ona da. Daha sonrasında o da Streamlight'a geçiş yapmıştı. Ama tabii o tabanca feneriydi ve çok fazla oynayan birisi olduğu için bir de bedbahtlık ya da ettik mi diyelim. Hep onu buluyor böyle şeyler. Gerçekten birkaç sıkıntısını yaşamıştık. Ama tüfek fenerlerinde herhangi bir problem görmedik. Yani özellikle şu mandal geçişi Streamlight'lardaki gibi böyle 40 tane moda girmeden bu şekilde olması güzel. Ya da işte iki sefer dokundum mu, dokunacağım mı, işte yandı mı, yanacak mı falan mı, fişman mı yerine ufak bir buton yardımıyla bu tarz geçişlerin sağlanması son derece net ve kararlı, keskin bir yapısı olduğunu bize çoktan gösteriyor bile yani. Başka da ne söyleyebiliriz bilmiyorum. Bir de tüfek üstü duruşuna bakabiliriz montajı ile alakalı. Böyle hemen aksamızı bir alalım. Bu arada ben bu aksayı temizledim. Aşırı derecede mutluyum yani. Çok basitmiş temizlenmesi. YouTube'da öyle saçma sapan videolar vardı. Şimdi bunu takacağız ama şöyle yapalım. Bu arada şarjörleri hep soruyorsunuz nereden aldın diye ama onları söylemeyeceğim. O bizim totemimiz. Soldan rayının yerini bulalım. Polimer bir raya takıyorum. Sağa doğru geçirdim. Ondan sonra sıkıyorum. Tamam mı? Hop ne oldu? Bitti. Bu kadar. Tüfek üstü duruşu böyle. Görünüyor mu bilmiyorum. Umarım netlemiştir. Hatta şöyle yapalım. Tamam mı? Tüfek üstü duruşu ne kadar uzun namlu var ya. Şunu bir abi indirin 47 santimden. Tüfeğin boyunu 47 falan yapın ya. Şimdi feneri namlunun dibine dahi getirebilirsiniz. Yani çıkış noktasının olduğu kısma kadar. Yani birbiriyle eşit diyelim. Şu an tabii bunun namlusu çok uzun. Ben ne yapayım ona? Şimdi eşek ölüsü gibi kundak bulamam ya. Yanına denk gelsin diye. Bunu normalde 0'a 0'da takabilirsiniz. Ama tabii bu bir key mod el kundağı olduğu için. İster istemez bir Picatinny Ray takıyoruz. O da istemsizce bir yükselti yapıyor ama tutuş esnasında herhangi bir problem yaşatmadığını söyleyebilirim. En azından şöyle duruyorsa aynen bakayım bir bas çek. Gayet güzel. Tabii bir miktar bu dışarıda oldu. Aslında şu sol köşeden bir 45 derecelik açıyla indirip parmağımı getirsem çok daha mutlu olurum diye düşünüyorum. Yani şu biraz fazla parmağımın açısını dışarıya sokuyor. Ya da diyelim ki direkt bunu üste taktınız. Bakın onu da bir deneyebiliriz. Şu an hazır elimizdeyken her çeşitte denememizde fayda var. Vidasını tekrar sıkıyorum. Normalde böyle üste takılmasından çok hoşlanmam ama holografik nişangahımın görüşünü hiçbir şekilde bozmuyor. Buradan da basabilirim. Aynen yani rahat bir erişim var. Şu pimi çevirdim. Bakın tek elle. Gördünüz mü? Burada selektörünü yakabilirim. Sabit moddayım. Gayet beğendim ben bunu ya. Şunu da kaldırdığınız zaman hani eliniz burada diyelim alıştı. Basmanıza gerek yok. İndirdim. Bastım. Kaldırdım. Yani elinizi konumlandırsanız bile olur. Herhangi bir sorun yaşatmıyor. Yanlışlıkla basmayayım. Ota çöpe bir yere koyarsınız vesaire. Bence gayet güzel bir fenermiş ama bu bir de tabii iyi bir model. Tüfeğime de yakıştı aslında. Vortex'im, HK'm, B5'im, koltuğum böyle gayet güzel bir görüntüye sahip oldu. Tabii bunu öne takmak çok mantıklı değil çünkü tamam ben arpacık kullanmıyorum. Yani bu tüfekler çok uzun ve ben bu tüfekleri zaten hep söylüyorum size. Ben öyle çok keyif ala ala bu tüfekleri kullanmıyorum. Ama yine de bu tüfekleri böyle modlayalım, üzerinde bir şeyler yapalım kafasındaysanız bu fener bence son derece güzel. Tabii ama dediğim gibi üstünde olması o kadar iyi değil. Sol çaprazda olması bence çok daha güzel bir ergonomi sağlar. Ata böyle emlakmış, keymotmuş bu tarz el kundakları ya da işte free lockout mu öyle birkaç çeşit daha el kundağı var. Yani okunuşlarını inanın yanlış söyleyebilirim. O yüzden kusura bakmayın. Ama hani böyle modüler olan rayları, Picatinny rayları sonradan takılan el kundaklarında bir takım yükseklikler olabilir. Ama askeri mantıkla düşündüğümüz zaman elbette böyle bir şey gerekiyor. Inforce'un Halley stratejik versiyonu da var. Birkaç farklı varyantı. Ondan üretmiş oldukları bu tarz modüler el kundakları için farklı adaptörler var. Onlarla daha nizami bir asla duruş elde etmek mümkün. Ama bu haliyle de son derece işlevsel bir konuma getiriyor. Tabii bunun çok önde olması o kadar iyi değil. Zaten çok uzun bir namlu varken ta buraya feneri konumlandırmak bence çok mantıklı değil. Biraz daha geride olması daha iyi. Ya da feneri sürekli açıp kullanıyorsanız o zaman herhangi bir sorun yok. Yakarsın fenerini abi. Şuradan
Böyle gezer durursun yani. Hiçbir sıkıntısı da yok. Gayet iyi yani. Aslında bayağı bir hoş bir duruşu da var ya. Ne yapsam, kendime mi ayırsam bunu diyorum da. Para hep tatlı geldiği için hiç kendime ayıramıyorum tabii. Bu Fener de bu şekilde. Yani Inforce güzel şeyler yapıyor ya. Ben böyle biraz gıcığım Inforce'a ama. Tüfek fenerlerine gıcık değilim ama tabanca fenerlerine çok kılım. Yani Streamlight varken neden bir insan gider şey alır ki ya. Inforce alır ki. Ama tabii bu sadece tabanca feneri için. Ben Inforce'un tabanca fenerlerini sevmiyorum. Ama şeyi söyleyecek olursak, tüfek fenerlerini bence son derece güzel. Bu bayağı ısıtıyor ya. Onunla bak, karda marda kaldın diyelim. Elini sokuyorsun abi böyle. Bir şok şeyiyle seni ısıtıyor. Yani 113 gramlık bir ağırlığı var. Pillerle beraber mi değil mi bilmiyorum ama muhtemelen piller hariç. Hadi pilleri de taktın. 150-160 gramlık bir ağırlık. Yani neredeyse, yani tavuk döner daha ağır herhalde değil mi? Yani 1-2 çikolata takmışsın gibi düşün silah, yani anladın mı? Yani böyle bir hafif. Tabii işlevine göre, yani işlevle kıyas ettiğimiz zaman mantıklı. Türkiye şartlarındaki fiyatları biraz tartışılır bir konumda. 2000 lira civarına. Yurt dışındaki fiyatları da bayağı göreceli. Çünkü Inforce her zaman stokta olan bir fener değil. Dönem dönem stoklarını bitiriyor. Yeni bir ürün duyurduktan sonra, o piyasaya çıktıktan sonra bir anda piyasadan kalkabilir. Çünkü insanlar ona aşırı derecede talepte bulunmuş olabilirler. Ondan dolayı Inforce hakikaten birçok silah üreticisinin ve kullanıcısının göz bebeğidir diyebilirim. Bu basit ve kompakt tasarımlarından dolayı. Tabii bu normalden biraz daha uzun bir model. Onu da bilin yani. Dikkat edin. Normalde bunun daha düşük lümenleri daha ufak. Bu en yüksek lümenli. Bir 700 lümen ayrı olanı da var ama onu inceleyemedik böyle şeylere. 400 lümenlerini falan hep vardı elimizde ama video yetiştiremiyoruz bu kanala. Bence alınır. Güzel mal, sen de kaçırma. Al böyle bir şey bulursan. Benden bu kadar. Daha bir çom fener çekeceğim. Bu ne ki?